Süslen Berberi. Yazan Umran Nazif Yiğiter. Seslendiren Arda Aydın. Dükkanımız tramvay caddesine bakardı. Oraya bir kış günü getirilip bırakıldığımı hatırlıyorum. Gece yarısından beri yağan karın parkları, sokakları, evleri örttüğü soğuk ve dondurucu bir kış günü. O sabah okuldan eve yine haber yollamışlar ve ihtiyar annemle büyük dayım uslanmak bilmeyen okul kaçağını aramak için yollara dökülmüşlerdi. Dükkana girince dayım iri avucu içerisinde sımsıkı tuttuğu elimi bırakmış, sobanın ardındaki sandalyesinde oturan sarışın, saz benizli genç bir adamın yanına doğru hızla yürümüştü. Dışarıda yeni açılmış yollardan tramvaylar çan çalarak geçip gidiyorlar, otomobiller korna çalarak, etrafa zifozlar saçarak kayıp geçiyorlardı. Baştan başa buğulanmış büyük vitrinin elle, yer yer silinmiş kısımlarından, kenarlara yığılmış karlara bata çıka giden bir ihtiyar veya sırtında çanta, elinde mavi sefertası bulunan mektepli çocuk yahut da siyah paltolu bir adamın koluna sarılmış vücudunun kabarık yerlerini daha fazla çıkararak tatlı bir edayla sallana sallana yürüyen genç bir kadın tıpkı birer tablo gibi göze çarpıyordu. Kalfalardan biri uyur gibi dizleri üzerindeki gazeteye doğru eğilmiş, gözlüklü ve atmışlık bir adamın saçlarını kesiyor, makası mütemadiyen şakşaklar çıkarıyor, tavanda asılı beyaz tahta kafesindeki bir saka kuşu oradan oraya sıçrayarak mütemadiyen ötüyordu. Ben hemen kapının önünde duvara dayanmış, bir yabancı gibi ayakta dikeliyordum. Sobanın ardındaki adamla dayım kulak kulağa vererek bir an konuşmuşlar ve sarışın genç adam, "Süladığın çocuk bu mu?" diyerek yerinden fırlayıp yanıma gelmişti. Süslen berberini şimdi ilk defa ve yakından görüyordum. Sivri burnunun kenarında bir iki çille, şefkat dolu, iri ve koyu lacivert gözleri derhal göze çarpıyordu. Biz Türklerde ender tesadüf edilecek kadar uzun boyluydu. Onu ince belinden sıkılmış beyaz gömleğiyle berberden ziyade genç bir doktora benzetmiştim. Tıpkı kendisinden yaşamak için kuvvet ve ümit bekleyen hastasını yoklayan bir doktor gibi yanıma, başucuma gelip dikilerek kemikli parmaklarını başımda gezdirmeye başlamıştı. "Nasılsın küçük?" diyordu. "Demek ki sen de bizim kafadasın. Böylece çarçabuk mektebini bitirdin. Hadi Allah'tan hayırlısı." İçerisinde yıllar geçirdiğim dükkanımıza işte böyle girmiştim. Artık sabahın alacakaranlığında elimde ufak yemek tasım olduğu halde yukarı mahalledeki okula değil aşağı semtteki dükkana gitmeye başlamıştım. Ustam karısı ve çocuklarıyla beraber dükkanın arkasındaki ufak bahçede 7-8 basamaklı demir bir merdivenle çıkılan üst katta oturduğu için daha sabahın erken saatinde dükkanı açılmış bulurdum. İlk işim akşamdan içi temizlenmiş, odunu ve çırası konmuş sobayı bir kibritle ateşlemek olurdu. Usta alacakaranlıkta kapının kilidini açtıktan sonra kalfalar ve çıraklar gelinceye kadar yukarı kata çıkıp ortadan kaybolurdu. Vitrindeki cicili bicili kolonya ve tuvalet suyu şişelerinin tozlarını alıp yerli yerine koymak, duvardaki kristal aynaların kenarlarındaki siyahlı beyazlı camlarla ufak çerçeveler içerisindeki semtimizin sporcularına ait fotoğrafları silmek ve bütün insanlara köşesinden gülerek bakan, üstüne çıktığı sapsarı bir otomobilden el sallayan yarı çıplak sarışın genç kıza ait tabloyu ve takvimi yerinden itinayla alıp temizleyerek tekrar köşesine koymak, bana büyük bir zevk verirdi. Bu sıra gürültüyle yanmaya başlayan saç soba, iliklere kadar sıcaklık veren bir havayı ortalığa serper ve hemen takvimin üstündeki guguklu saatin tiktakları ve arada bir çalışları ortalığa dolardı. İlk tramvayın geçişini seyretmek için çocukça sabırsızlanırdım. O, bildiğimiz kırmızılı yeşilli tramvay arabalarına hiç benzemezdi. Dört tarafı açık, siyaha bakan gri bir arabaydı. Yüzleri morarmış bir takım insanlar içinde ayakta dururlar, mütemadiyen çan çalarak adeta azametle geçip giderdi.
Hemen onun ardından gazetecimiz hızla kapıyı açar, gazeteyi yere atıp koşarak gözden kaybolurdu. O zaman çayımı ufak bardağıma kor, gazetenin ilk sayfasını dolduran resimlere ve iri harflerle yazılmış başlıklara bir göz atardım. Artık sabah olmuştur. Az sonra ıslanmış ceketlerinin kalkık yakalarını indirerek sobanın başında kurunup ısındıktan sonra beyaz gömleklerini sırtlarına geçirecekler. Üniversiteye giden veya semtin maliye şubesinde, sular idaresinde birer işleri olan delikanlılar birer ikişer dükkanımıza düşeceklerdir. İçlerinde meşhur bir spor kulübünün oyuncuları da bulunan delikanlılar haftanın spor hareketleri hakkında münakaşalara girişecekler, koltuklar sabah tuvaleti için müşterilerle dolacaktır. Yollar kalabalıklaşıp tramvaylar ard arda caddeden geçmeye başlayınca kırmızı yüzlü, altın çerçeveli gözlüğü top burnunun ucuna kadar düşmüş kısa boylu bir adam hızla içeri girip "Nerede baba Muharrem? Sabah keyfi hala bitmedi mi?" diye soracaktır. O zaman ufaklı büyüklü bir sürü genç insan "Muharrem! Muharrem uyan evladım!" diye haykıracaklar ve ustam daima şiş ve akları daima biraz kanlı lacivert gözlerini uyuşturarak işbaşı yapacaktır. Süslen berberinde akşamları bambaşka bir alem yaşanırdı. Tahsin'in kahvesinde veya vapur iskelesinin üstündeki gazinoda, dominodan, tavladan usanan emekliler ev dönüşü saatin 5.30'unda bizim dükkana uğramadan yapamazlardı. İşini bırakan Batman Mustafa veya şimdi elektrikte çalışan Sıhhiye Halil, tıraş için olmasa bile kapıdan kafalarını uzatıp birer merhaba çekerlerdi. Hele günlerden cuma ise ne iş yaptıklarını bile bilmediğim bir sürü insan kapıyı aralayıp sanki yarınki futbol maçında kaptanlığı ustam yapacakmış gibi "Oğlum yarın 3 tane var, hazır olun!" diye takılır, cevap beklemeden yollarına devam ederlerdi. Bu sırada önündeki müşterisini ciddiyet ve vekarla tıraş eden Muharrem Usta o tatlı boşnak şivesiyle "Ela sabah ola ayrı ola" diye mırıldanacak ve tatlı tatlı gülümserken başını iki tarafa sallayacaktı. Şimdi iyice hatırlıyorum. En hareketli münakaşalar parti konularında yapılırdı. Demiryolu emeklisi Şefkati Bey ne zaman uğrasa daha "Merhaba" der demez hemen "Be Muharrem ne yapıyor seninkiler böyle?" diye ortaya bir soru atar ve ustam hep şu cevabı verirdi. "Uyumuyorlar bey amca. Gece gündüz çalışıyorlar. E bizim maaşlara hiç dokunmayacaklar mı?" Muharrem Usta bir an düşünür, sanki kendisi yetkili bir şahısmış gibi bu soruya da hep aynı cevabı verirdi. "Sabır lazım bey amca. Biraz sabır. Hepsi sırayla. Ötekilerin aşağı uzur yaptıkları daha öylece durur." Şefkati Bey ısrarla ayak direrdi. "Sabır sabır ama evlat bizde de takat kalmıyor ha. Ne yapalım Şefkati Bey? Parayla değil sırayla bu. Allah'a bin şükür sen kuru ekmeğine bir lokma olsun katık bulabiliyorsun. Mahtumlarından biri elektrikte öbürü belediyede. Kerim Hanım'sa terzilik yapar. Biraz da başkalarını düşünelim." Koyu lacivert gözlerini bir an derin bir gölge kaplar ve uzaklardaki bir noktaya merhametle, şefkatle bakardı. Onun bu bakışlarını hiç unutamam. Bu öyle bir acımak ve öyle bir sevmekti ki, ustamın o anda bütün insanların iyiliği için derinden derine dualar ettiğini anlardım. Ben yıllarca ilkbaharın geldiğini tabiattan evvel dükkanımızda bulup görmüşümdür. Evle dükkan arasındaki sıra bahçelerden yola uzanan erik ve kiraz ağaçlarının renk renk çiçek açtıklarının farkına varmadan bir sabah dükkana girdiğimde vitrinin bitişiğindeki kapının menteşelerinden sökülüp yerine siyah zemin üzerine beyazla "Süslen Berberi" yazılmış boncuk kapının konduğunu görürdüm. Artık muhakkak ki yere, havaya ve suya cemreler düşmüştür. Artık tabiat buzdan ve soğuktan sıyrılarak iliklere kadar geçen tatlı bir ılıklık içerisine girmiştir. Artık evlerdeki ve dükkanlardaki sobalar kalkmış, duvarlar badanalanmış, her taraf silinmiş süpürülmüştür. Nitekim dükkanımızda da gözle görülür, elle tutulur bir güzellik, bir yenilik ve temizlik vücut bulmuştur. Bütün bunlar bir gece içerisinde gizli eller tarafından yapılmıştır. Hiçbirimizin bir gün dahi yüzünü görmediğimiz karısı ustamla beraber dükkanda yaz temizliği yapmıştır.
Bu temizliği tabiatın yeşermesi, mekteplerin tatil ve plaj mevsimi kovalayacaktır. Boğaz ve adalara göçler başladığı, sıcakların insanları ve yeryüzünü cayır cayır yaktığı günlerde bile süslen berberi hep o bir bahar sabahı yapılmış temizliğin rutubetini ve serinliğini muhafaza edecektir. Tıpkı asırlık bir çınarın altındaki bol rüzgarlı ve gölgeli bir şadırvan, bir türbe gibi. Hele büyük bir taban halısını andıran arkadaki ufak bahçe hayallerinize hayal katar, raylarda pırıltılar yapan yaz güneşinden yorulmuş gözlerimize rahatlık serperdi. Bütün bir kış varlığından bile haberimiz olmayan ve yaşının çok ilerlemiş olmasına rağmen beyaz saçlarından bir teki bile dökülmemiş pos bıyıklı bir ihtiyar sabahın pek erken saatlerinde bahçenin ortasındaki fıskiyeli küçücük havuzun başına bırakılırdı. Saka kuşu kafesiyle yazlık yeri olan bahçe duvarındaki çengeline asılır, hemen her yaz ufacık kameriye filizi yağlı boyayla baştan aşağı boyanırdı. Saçları ve pos bıyıkları itinayla kesilmiş bu ihtiyar, ışıl ışıl bakan fakat görmeyen gözleriyle arada bir sallanarak güneşin havuzda oynaşmaya başlamasına kadar oturduğu yerde kalırdı. O zamana kadar mavi boncuklu, ceviz renkli küçük radyonun söylediklerini sessizce dinler, ufak ve sarışın bir kız çocuğunun getirdiği kahvesini aynı sükunet içerisinde içer ve oğlu Muharrem'in sabah gazetelerine göz atarak toplayıp kendisine anlattığı dünya olaylarını derin bir tevekkül ve alakayla takip ederdi. Kalfa Mahmut'la Çırak Süleyman işlerini bitirip dükkanın kepengi yarıya kadar indirilince, akşam sefalarının üstüne kadar tırmandığı kameriyedeki ampulün kordonunu prize takardım. Mavi ışık, lacivert, pembe ve sarı çiçekli halının üstünde boydan boya uzanır, havuzun ikindiye doğru durdurulmuş fıskiyesi tekrar fısıltılar içerisinde sularını fışkırtmaya başlardı. Ufak masayı bir köşeye beraberce kurardık. Ustam bir gece evvelinden havuza atılmış rakı şişesini sudan çıkartınca sabırsızlanmaya başlar, "Nazlı, yemek hala hazır değil mi?" diye yukarı kata bağırırdı. Küçük sarışın bir kız çocuğu, mısır püskülü saçlı bir oğlan çocuğu salataları getirirken tatlı ve şakrak bir kadın sesi duyulurdu. "Gönderiyorum, gönderiyorum." "Ama sen de gel." "Ben de geliyorum yavrum." Ustam şişenin dibine hırsla bir yumruk atar ve göz ucuyla bana bakarak, "Hadi bakalım küçük, ananı daha fazla bekletmeyesin. Şunu da al, beraberce yersiniz." derdi. Onları güzel bir Isparta halısını andıran bahçelerinde baş başa bırakarak bir koluma boş yemek tasımı, öbür koluma da ustamın verdiği kavunu veya karpuzu sıkıştırarak sevinçle evimin yolunu tutardım. Gene böyle bir gecenin sabahıydı. Dükkana geldiğim zaman henüz kapının açılmadığını ve hemen bitişiğimizdeki fotoğrafçıyla tütüncünün sokağa atılmış ufak sandalyelerde oturup baş başa vererek bir şeyler konuşmakta olduklarını görmüştüm. "Küçük, buraya gel." Fotoğrafçı Rüstem'e doğru yürüdüm. Bitmek üzere olan sigarasından bir yenisini tazelerken, "Bugün git evinde otur, yarın sabah gelirsin." dedi. Şaşkın bakışlarla ona baktım. Boğazını temizlemek ister gibi hafifçe öksürdükten sonra ilave etti. "Muharrem Usta sizlere ömür." "Ne? Ustam öldü mü?" "Öldü ya. Akşam hastaneye kaldırdık. Bu sabah... Kalfalar karısı hastanedeler. Hadi sen evine git çocuğum." Ölümün iştah gibi insanoğlunun dişinin dibinde, gölge kadar ayaklarının ucunda olduğunu bir kere daha görüyordum. Demek ki daha dün akşam sabırsızlanarak Nazlı'sını çağıran, hırsla küçük rakı şişesinin dibine yumruk sallayan, saz benizli, lacivert gözleri şefkat ve merhametle dolu genç adam şimdi yaşamıyordu. O günü ve gecemi kabuslar içerisinde geçirdiğimi söylemeye bilmem lüzum var mı? Ertesi sabah erkenden dükkana koştum. Kapı açıktı. İçeriye korkar adımlarla girdim. Her taraf adeta loştu. Siyah çerçeveli tablolardaki resimler, otomobil reklamı üstündeki sarışın kız ve bütün eşyalar derin bir sükût içerisindeydiler.
Ayaklarımın ucuna basarak ilerledim. Bahçeyle dükkan arasındaki tel kapıyı yavaşça araladım. Havuzun başında esmer ve güzel bir kadınla kara kuru bir adam oturuyorlardı. Kasketimi elime alarak bir iki adım daha ilerledim. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Sükutla tıpkı bu dükkana geldiğim günkü gibi olduğum yere dikildim. Esmer kadın beni göstererek, "Söylediğim çocuk budur," dedi. Rahmetli 7,5 lira haftalık verirdi. Çalışkan bir çocuktur. İstersen bunu alıkoyalım. Ben bu sesi tanıyordum. Evet, bu tatlı ve şakrak sesi ben ilk defa duymuyordum. Bu ses ustamın horozdan bile gizlediği karısının sesi olmalıydı. Oğlum senin adın ne bakayım? Adım Recep amca. Yaşın kaç? 14. Kaç senedir burada çalışıyoruz? 4. Bu dükkanı şimdi biz işleteceğiz. Nasıl? Bizimle çalışır mısın? Çalışırım amca. Aferin sana. Biz de iyi çalışacak olursan haftalığını 10 liraya çıkartırız. Sağ ol amca. Bana Galip Usta derler. Pazar yerindeki kadın berber dükkanının sahibiyim. Kadın berber dükkanının mı? He ya. Yarın Beyoğlu'ndan 2 yeni kalfayla bir de kadın işi yapan matmazel gelecek. Aşağıda erkek, yukarıda kadın işi yapacağız. Gözünü açarsan bahşişten de haftada en az bir 5'lik kıvırırsın. Ama gözünü 4 açmalısın. O gömleğini evde adam akıllı bir yıkatmalı. Üstünü başını bir düzene sokmalı, anladın mı? Anladım amca. Hem bana bir daha da amca deme. Galip Usta de. Peki amca, olur Galip Usta. Hadi bakalım. Bugün sana benden izin. Noksanlarını tamamlayıp yarın sabah erkenden işbaşı yapmalı. Marş! O an için bir daha semtine bile uğramamayı düşündüğüm süslen berberinin başına gelenlere hala şaşmaktayım. O güzel yaz gecesini kovalayan tatlı yaz sabahında tıpkı gafil avlanan düşmana yapılan bir baskın gibi dükkan ve insanları hücum altında kalmışlardı. Azrail'in o gizli eli Muharrem Usta'yı sahneden çekip alınca nasıl oldu bilinmez, beyaz saçlı pos bıyıklı kör ihtiyar, sarışın yeşil gözlü ufak kız çocuğuyla beyaza bakan mısır püskülü saçlı oğlan çocuğu, kalfalar ve çıraklar sırra kadem bastılar. Dükkan ve insanları bir anda değişiverdi. Tıpkı fırtınanın ardından gelen sessizlik, hücumu takip eden dinlenme saati gibi ortalığı bir sükunet kapladı. Bu ani hücumdan sonra hisselerine düşen ganimetleri alanlar köşelerine çekildiler. Geçen haftada yeni ustamla Nazlı ablanın nikahları kıyıldı. Komşulara bakarsanız yıllardır ta Muharrem Usta'nın bu dükkanı açtığından beri ardı arkası kesilmeyen dedikodunun da böylece sonu alınmış oldu. Şimdi yine her şey eskisi gibi. Hatta eskisinden de güzel. Dükkanın içi ve dışı yağlı boyayla boyandı. Yeni resimler, yeni eşyalar ve yeni insanlar eskisinden daha güler yüzlüler. Kuyruk altı oldu diye bir ay kadar görünmeyen ve kafesi siyah bezlerle örtülen saka kuşu bile tekrar güneşe ve hayata kavuştu. Mütemadiyen ötüyor. Hatta Galip Usta yukarıki salon için bir de kanarya aldı. Dedim ya canım, her şey eskisi gibi. Eskisinden de iyi. Benim bile haftalığımı 10 liraya çıkardılar. Bahşişte haftada 5 kağıttan aşağı düşmüyor. Ama bütün bunlara ve her şeye rağmen insanın içine ve dışına serinlik veren o rüzgar dolu çınar altındaki türbe havasının huzur ve rahatından eser yok. Burası da büyük şehirlerin kocaman caddelerindeki o asri berber salonlarından biri haline geldi. Artık semtimizin sporcu gençlerinden, emekli ihtiyarlarından uğrayan kalmadı. Sırası geldikçe spordan hoşlanmadığını ve daima ekmek partisinden olduğunu tekrarlayan Galip Usta öyle geveze müşterilerden haz etmez. O birkaç gün içerisinde binlerce karganın bile yapamayacağını yaptı. Ortada süslen berberinden bir şeycik bırakmadı. Zaman zaman
Şimdi kasada oturan karısının buğday renkli, iri siyah gözlü güzel yüzüne nedense içim ürpererek bakarken, burada bir zamanlar semtin insanları ve havasıyla dolu bir berber dükkanı var mıydı diye kendi kendime sorarım da bir türlü evet diyemem. Şimdi dükkanımızda makasların şakşaklarından ziyade elektrikle işleyen makinelerin uğultuları duyuluyor.